Ben neye imza atıp neye imza atmadığımı söylediğimde çıkmış birisi de bana masal anlatma diyor. Bir masal anlatayım. Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde zalim ve zengin bir kral yaşarmış. Kendisi zenginmiş, halkı çok fakirmiş. Kendi çocukları nasıl olduğu bilinmeden işler kurar, zengin olur, gemiler alır, filolar kurar, ticaret yapar, bir eli yağda, bir eli balda yaşarmış. Ama halkın çocukları hem fakirmiş hem de işsizmiş. Bu işsiz, fakir, gariban çocuklar kralın ordusu için, kralın iş bulamadığı bu fakir çocuklar gider o orduda asker olurlarmış. O fakir çocuklar ülkeleri için savaşırken kral sarayında oturur ama bir gün o çocuklar şehit düşünce kral hemen o çocukların fakir evlerine kocaman bir bayrak astırırmış. Kral bir eliyle tabutu tutar, bir eliyle mikrofon alır, nutuklar atarmış. Şehidin annesi bayılınca annesine bir iğne, başlarını sokacakları bir ev, varsa kardeşi ona bir iş verilir. Sonra kral sarayına döner, fakir çocuklar tekrar orduya gidermiş. Zenginlerin çocukları, kralın çocukları para kazanmaya devam eder, fakirlerin çocukları da ölmeye devam edermiş. Bu hikaye bu ülkede sürekli devam edermiş. Zenginler bedelli askerlik yapar, kralın çocukları bedelli askerlik yapar, patronların çocukları bedelli askerlik yapar, gariban çocukları bedel öder, şehit düşermiş. Günün birinde o ülkenin evlatları çıkmış ve şöyle söylemişler. Kral çıplak dememişler ama halk fakir, kral zengin. Artık yeter, artık yeter, artık yeter demişler. Bu ülke herkes için zenginleşene kadar hep birlikte çalışacağız. Fakir fukaranın şehit olduğu, bunların zengin olduğu bu düzene dur diyeceğiz. Artık yeter, artık yeter, artık yeter.